Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Müslüman doğanlar bu dersimizde yakında Fransa'da bulup geçen kafir vakalar barada kafir zatlar bellet geçelim. Fransa'da nemeler bollu, nem için bu zatları ediyeler ve Müslümanların bu hiyil zatları verecek çoğal nehilek bolmalı. Olara hücum ettiler. Bu hareketin İslam'a göre hükmü neyme, şular barada kavurdatlar bellep geçelim. Kıyıfkaça bolp geçen vakanı yatlap geçsek Müslüman'da onlar Fransa'da bir jurnal Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem suratlanırıp maskaralat üstünden ulup karikatura çıkardı. Sonra Fransa'da mekteplerin birine bir muallim okuçularına şol karikaturanı görküzüye. Ve Müslüman çağların inatları bu hareketine, muallimin bu hareketine nailelik bildiriyorlar. Ve bu vakadan sonra bir kişi bu muallimi öldürüyor. Başka bir kişi bu hareketine karşılık korkup bu muallimi öldürüyor. Ve Fransa'nın prezidenti bu karikatüran çıkarayan kişilerin arkasına alıp bu zatlar söz zatlığı deyip beter İslam'a dil zor diyor. Ve kıyfaça vaka şeylere bulup geçiyor. Bu jurnal bunun önüm bir neçe gezek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barada şuhili karikatürler çıkardı. Ve kemişe İslami Müslümanları, Müslüman zinanları, hicavi, Müslüman baş tutanlarını, yani prezidentlerini maskaralat üstünden gülüp karikatüre çıkarıp geliyor. Bu jurnal mı da ama şuna menveş işler bilen meşhul boluyor. Şimdi bu zatların asıl sebebi ne midir? Ne için kemişe Müslümanlar maskaralayalar, Peygamberimize dil zodiyalar, Müslüman zinanların üstünden gülüyorlar, hicabın üstünden gülüyorlar, Müslüman baş tutanların üstünden gülüyorlar. Müslümanları bu zatların ağır değiyenini biliyorlar. Hatta şu zatların neticesinde kâbir radikal insanların probleme çıkaracağını biliyorlar. Bilip bilgeçliği ne diyorlar şu zatları? Böyle etmeklerinin asıl sebebi ne miydi? Ne için? Bilip durup şu zatı bilgeçliği yine de ediyorlar. Gayta gayta meçe vurup öcüktürücü zatları ediyorlar şu kişiler ya da şu toporlar. Yani İslami Müslümanları karalamaklarının bu öcüktürücü mağluma çap etmeklerinin sebebi Müslüman doğanlar birinci dürlü siyasi maksatları var. Dürlü siyasi maksatları var. Yani kızıklananlar buna göz yetirirler. Cikmecik kurulak durmak gerek değil. Bundan neyse ay ön Fransa'da nemelerin bolup geçenliğini o sari yensizler dedi, yeniler dedi. Umuman içindeki adaylar belli, haberlerde zatla var. Bu hile etmeklerinin birinci sebebi Müslümanlık onlar, dürlü siyasi maksatları var. İkincisi olsa Müslümanlık onlar, İslam'a, Müslümanlara duyulan yiğrenç ve düşmanlık. Yani asıl sebep şu iki sebep. Dünyada, hususan Avrupa'da İslam yayraya. Yerli halkların içinde İngiliz, Germanyalı, Fransız, gayrı dürlü Avrupa halklarından Müslüman bolyan köpeliye. Şol sebeple kâbir cinsparaz, milletçi, faşist, İslamofob toparlar bu yağdaya Müslüman doğanlar ne ediyorlar? Kahar ediyorlar. Kâbirlerinin şeyle düşüncesi var ne ama? Avrupa karayağızlardan arası salınmalı diyen düşünceleri var. Çünkü ne mi olur? Özlerini ak yağız insanı, karayağız insanın üstünü hesap ediyor. Yani o kâbirler de karayağızlardan arası salınmalı. Kâbir diye doğruluğunu Müslümanlardan arası salınmalı diye. Karız şunu menzeş insanlar, İslamofoblar, şul İslam'ın yayramağından bir rahat buluyorlar ve kahar ediyorlar, düşmanlık ediyorlar. Ve yerli halkları İslam'dan kaçırmak için elinden gelen zade ediyorlar şunlar. Müslümanlar terörist,
İslam vahşilik dini, İslam zinanlara zulüm ediyor, dini yaldatlar yayra diyorlar. Yalın malumatları yayra diyorlar İslam ve Müslümanlar barada. İslam'ı yamanla kino, programı, kitap çıkarıyorlar. Hatta kavat gelen olmanız mümkün ya okansınız ya işlensiniz. Kavr kompüter oyunları var. Şol oyunlara çenli şol düşmanlık neymi barıp yetilgi. Şol oyunlarda sakallı, selleli, musulmani ervet adam düşman görünüşünü suratlandırıp oyunun içinde şu görünüşte koyuyorlar. Ve şuna benzeş karikatürlerin üstü bilen adamları öcüktürüp meçe vurup fitne dörü diyorlar. İslam ve Müslümanlar barada ervet fikir dörütmek isteyeler. Kavir çıkıp Avrupa'nın kavir şehirlerine Kur'an yırtıp dur. Başkası çıkıp Kur'an yakıp dur. Ve şu zatları neymen bakınılıp, neymen arkasında bukulup ediyorlar. Söz azatlığı, erkinlik, fikir azatlığı diyen yalakka zatların arkasında bukulup ediyorlar. Ve şu zatların edilmeğine sol yerdeki kişiler, yerli hakimiyetler ruhsat veriyor. Beter bu zatların önüne almaktan geçen bu zatları geçirip bolyan çağlar. Özler için Kur'an yakmak çaresi, Kur'an yırtmak çaresi, Müslümanları yamanlamak için ediyen şunun arka çarelerini geçirip bolyan çağlar. O kişiler dışında neymi? Polisi koyup onları koruyorlar. Milyonlarca Müslüman için en atasından öz canlarının eziz bulun. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatıyorlar. Angruci ervet görünüşte suratlanırıp karikatürasını çekiyorlar, suratını çekiyorlar. Ve bu iş Müslüman doğumda devamlı ediliyor, devamlı kaytalanıyor. Üstesinde de neymi oluyormuş? Bu söz azatlığı oluyormuş. Erkinlik oluyormuş. İksan-ı kellesi yutkan İslamofob, İslam düşmanı, Peygamberi, Müslümanları masharalamayı azatlık oluyormuş. Bu aslında Müslümanların azatlık değil, bunun hakiki adı şeytanlık. Sonra Müslümanlardan kanı kızma cahilin bir yer çıkıp, onları bir zat etse, hücum etse, öldürse, ki ol hücum ediyenin hem hücum etti değil yani hem ne derece Müslümanlığı kimdir doğru belli değil. Konu ne mi deyip başlayalar? Yine gördünüz mü Müslümanlar nehil, kanhor, vahşi, terörist deyip, İslam terörizm deyip gece unut propaganda alıp şermenlerle gidip başlayalar. Özleri öcüktürüyorlar, meçe varıyorlar, bir ten bir yeri çıkıp bir daha dese de ne mi yine de şun üstüyle yine Müslümanlara hücum edip Müslümanları karalap başlayalar. Ama haçanla Hristiyan bulun bir bir cinayet etse, Hristiyan terörizmi ya da Hristiyan terörist diyen söz diymezler. Eşitmezsiniz böyle dedi. Hatta onların kâbır haber verir seriştelerine şol Hristiyan bir bir yeri hücum etse adam ölürse onu terörizm diye adlandıran oklar. Bunun misali çok Müslüman doğunur. 2011 yılında Norveç'de bir Hristiyan kişi tarafından bir terör hücumu amala aşırılıyor. Son neticesinde 77 kişi ölüyor ve 242 kişi yaralanıyor. Oslo şehrinde Norveç'de. Bu bir misali. Yakın vakti 2019 yılında Taze Zelandiya'da iki tane meccide yine bir Hristiyan kişi tarafından hücum edilip 51 kişi öldürülüyor, 49 kişi yaralanıyor. Şuna hiç yerde Hristiyanski terörizm diymediler. Ve hususan hem şu iki tane terör hücumunu amala aşıran kişiler, iki tane öz aralarına bağlan şıklı, hat yazışıp da dediyen ekenler, ve Hristiyanlık adına ediyeler, yani radikal terör düşünceli adam. Özleri şu Hristiyanlıkların özlerini bağlanıştırıyorlar. Şu Avrupa'nı Müslümanlardan arasalamalı deyip boran, karayağızlardan arasalamalı deyip boran kişiler, ama buna hiç yerde Hristiyanski terörizm değilen yok. Ya da Hristiyanski terörist şeyle etti değilen yok. Biz dinsinler hem diyemiz yok. Hiçbir terör hücumunu dinle bağlanıştırmak doğru değil. Ama bunların 200 yıllığını korkutmak için, İslam'a düşmanlıklarını korkutmak için misal veriyoruz. Müslüman doğunlar.
Şu bolyan zatlardan, şu vakalardan nemen görüyoruz Müslümanlar, şu işe edyenlerin ve olur kollat koruyanların iki yüzlülüğü, öz siyasi maksatları, İslam'a ve Müslümanlara bolan düşmanlıkları belli olup dur. O kellen eylenini gurla oturmak, İslam'a gidip görmek azatlığım del, erkinliğim del. Ol söz azatlığı, erkinlik, demokratiya, şuna benzeş sözler, öz pıssı huzurluklarını örtmek için, öz siyasi maksatlarını örtmek için, öz edenetliliklerini örtmek için ulanyan perdelerinden ibaret. Şimdi Müslüman doğanlar bu hil zatların karşısında biz Müslümanlar özümüzü ne hil alıp varmalı? Birinci ulan bellemel zat, biz Müslümanların inancına hiçbir peygambere hormatsızlık etmek, peygamberler barada edepsiz gurulamak bulmaya. Hatta İslam inancına göre yekece bir peygambere dil uzadan kişi dinden çıkıp kafir oluyor. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam ya da başka bir peygamber tapağıdı yok. Haysına İslamlık bir peygambere bir dil uzatsa, neymiş ol adamın imanı puca çıkıyor. İkinci bellemelzat Müslüman doğanlar, hak dine ve peygamberlere ervet ağıtlar takmak, sövmek, karalamak, kemsitmek, avreyden kaçırmaya çalışmak, maskaralamak, kadim devirden beri bulup geliyen zat. Sebebi Müslüman doğanlar, hak ve batıl görüşü devam edip dur ve kıyamede çenini devam edecektir. Yani biri çıkıp peygambere dil uzatsa, Kur'an'a dil uzatsa, haka çağırayan adamlara dil uzatsa gen görmem. Bu adeti zat aslında, bulmalı zat. İblis ve iblisin azdıran kişilerine mi boş duran oklar. Her hiri yollar bilen hak dine ve hak dine çağırayanlara ziyan verecek kolyalar, hak dine çağırayanlara, peygamberlere ve peygamberlerin yoluna yürüyenlere ne mi ziyan verecek kolyalar, pehfiyel bolcak kolyalar. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve selleme öz vaktinde müşrikler, kafirler, cadugoy, deli, şahir, göz vakçı dediler. Hatta öldürmeye çalıştılar, üstünden güldüler. Bir masara lap bolyan bolsa hemmesini ettiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabrediyordu. Onların özleri yal bolup onlara karşılık vermeyordu, aralacak bulmayordu. Şeydik Müslüman doğanlar İslam'ı yayradı ve şol düşmanlık ediyenlerin bir topara imana gelip İslam'ın nemesi olurlar, koruyucuları bulurlar. Üçüncü mesele Müslüman doğanları bellep aitmalı dadımız, İslam'a, peygamberimize dil zodiyanlar ne İslam'a ne de peygamberimize ziyan verip bilmezler. Güneşe üflemek bilen güneş gün sönmeye. Bu işleri edeyen kişiler beter, özlerine ziyan veriyorlar. Misal için, şu bolun vakada ne meşayet bolluk, erkinlik, adam hakları diyenlerin iki yüzlülüğü belli olup dur. Müslümanların inancına, dinine, peygamberine dil zodiyalar. Müslüman zinanların giyinişine, hicabına koşuluyorlar. Sonra çıkıp söz azatlığından, erkinlikten gurur ediyorlar. Söz azatlığı olacak olsa, erkinlik olsa, ne mi şuna Müslüman zinanın hicabı ile, ne mi şuna Müslüman zinanın nikabı ile. Ama yok, ne mi diyorlar? Müslümanlar Avrupa'da giyinse Müslüman zinanlar, ya olmasa hicabın üstüne nikab takıp yüzünü yapsalar, bu ne mi Avrupa standartlarına kabat gelen okmuş. Yani iki yüzlülükleri şu taydanın belli olup dur. Misal için, Fransa'nın bayrağını maskaralamak cinayet. Şunun kemsedip, kiçeldip, pırdat etsen cinayet oluyor. Ama milyonlarca Müslümanın, milyardtan uğrak Müslümanın, bir milyardtan uğrak Müslümanın peygamberini maskaralamak söz azatlığı oluyor. Görüyorsunuz iki yüzlülüklerini. Fransa'nın prezidentine kellerini bağırlat deyseler yaran ok. Öz ilçisini çağırıyor ol yurttan, şey dilen yerinden. Ama peygamberin karikatürasını çekip ne maskaralamak söz azatlığı oluyor. İki yüzlülüklerine görün bulurum. Bize gerek kalsa biz erbet, biz terörist, bize ne mi diysen bol ya. O Müslümanlara ne mi diysen deyivermeli. O sevmeli, dilini uzatmalı, peygamberlerine dil uzatmalı. Hem zat diysen bol ya, bu ne mi söz azatlık. Ama özlerine bir zat diysen ne mi, eğen bul ne mi, Avrupa standartlarına kavat gelen ok bol ya derim.
Kellene gelen diýmek musulman dogonlar pikirlensek näilik sıhhatly bolup biler? Şol mysal üçin şol adamyň öz ejesine söw, soňra ejesiniň suratyny çekip maskara salar razy bolarmy şol adam. Eger zerre ýal adamçylyk galyn bolsa bir jins ýitgemezlik bolsa razy bolmaýa. Yani milyonlar şu musulman için en aziz bolan kişi Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem dil uzadıp neyme diyorlar? Söze zatlığı diyorlar. O asıl terör ve terör dörü diyen yani şu hili provokasyon çıkarayan kişilerin ödülleri. İkinci bilen musulman da onlar bunlar şey deyip İslam'ın yayramağının önlerine ödüyorlar. Ama tersine oluyor. Beter şu zatları sebepli İslam'ı bilmeyen kişiler İslam barada kılıklanıp başlayarlar. Cahil musulmanlar özüne gelip näme dinlerine beterem öye çıkıp başlayalar. Mesal üçün şeyle bir vaka olup geçiyor. Mekke'de, Kabe'de Müslümanlar iki tane Amerikalı yaş oğlunu görüyorlar. Müslüman olup dururlar, Umre ya da hacca gelip dururlar. Tanışlıktan sonra onlardan şunu soruyorlar. Sizin İslam'a gelmenize neme sebep oldu? Bu iki tane Amerikalı yaş yigit aydıya bizim İslam'a gelmenize coş bu sebep oldu diye. Onlar Müslümanlar gen oraya ne hilek bollu deyip, bu ne hilek bollu deyip soruyorlar. Onlar aydıya biz Ziya Tilvider'da George Bush'un çıkışını dinleyip oturuyor kalk kurulunun arasında İslam terörizm deyip bir söz geçti diye. Biz şu anda şol yerdeki İslam sözünü düşünmedik. Şu an neymediğini bilmek için internette yazıp kızıklanıp başladık diye. Şun neticesinde İslam dini bilen tanışıyorlar ve şu gözlerlerin neticesinde de Müslüman bolýarlar. Ene Müslüman dogonlar bu wakalaram şuma meňdeş. Bular çykyp İslam'a terror diýdin diýer ýa bir zat diýer ýa garalajak bolar. Emma näme bulan o hileleri tersine öwrülýär, öz düzoklaryny özleri düşýärler. Awa öz Kur'an musulmanlara şu düşmanlıklar boşa çykýa şey diýip köp İslam bilmeýän adamlar hem şu zatlar sebäpli İslam bilip galýar, eşitip galýar. Fransa'nın musulman dogonlar öz tarihi terror bilen doly. Mesal üçün Aljir basıp alýarlar 132 ýyllap zulüm edip öz gol astynda saklaýarlar. Aljirde mesal üçin zenanlary zorlamak, halkyň üstünden uçurlar bilen bomba ýagdyrmak, ýani özlerine garşy çykyp öz azatlyklary üçin göreşen Jezaýir halkynyň üstünden bomba ýagdyrmak, kelle kesmek ýaly wagşylyklar edýärler, ol ýurdu talaýarlar. Şol eden işleriniň bir topary näme suratlary we wideolary bar. Edil şu vakti terörist Daişçilerin kelle kesip suratı düşüşleri yalak Fransuz eskerleri Cezayir, Aljir halkının şey deyip kellesini kesip zulmedip bir ayarlara zulmedip eden işlerin suratını çekiptirler. Kavir bölüklerinin neyme videoların barşul eden işlerinin. Ve aydılıya 132 yılla Fransuzlar Aljir'de 1 milyona yakın adam öldürüyorlar. 1 milyona yakın adam öldürüyorlar. Onu İslam'a terör zat diyecek bolyanların öz tarihleri terörle dolu. Ama bu da bir nemine tarihi subutnama şular İslam barada töhmet atıp kurulacak bolyalar öz tarihleri terör bilen dolu. Şimdiki Müslüman da onları bellep geçmeli adımız bu hili yağdayı bolonunu birinin gidip ol kişilere hücum etmeli, öldürmeli İslam'a göre doğru derler. Bu zatların neticesi neme edin ettiliği var ya. Biri gidip surat çekeni öldürse, başka bir yerim öldürlerinin ağrını alacak deyip Müslümanlara hücum etse şey deyip neyme eden ettirip bolya. Kavga şey deyip kanlı kuşukluklara sebep bolya bu zatlar. Eğer bir kişi ya da kişiler özüne Müslüman deyip gidip dine dülüze diyenlere hücum ediyen bolsa, İslami bilyenlikler için değil, İslam'dan bir haber bulunlukları için bu işlere koşuluyorlar. Çünkü İslam'a göre bu zatlar haramdır. Dine sevdi deyip, Peygamber'e sevdi deyip gidip öldürmek, ona hücum etmek İslam'a göre haramdır. Bu zatlar doğru zatlar değil Müslüman da onlar. Biz Müslümanlar bu zatlara karşı. Ve bir kısana yani kanalıma cahilin edeni iş için İslam'ı ve tutuş Müslümanları ve terör deyip ya bir zat deyip karalamaya hiçbir hakkı yok. O edilen ki misal aittik mundanın Hristiyanlardan biri çıkıp hücum etse Hristiyan terörist diye noklara Müslümanlardan çıkıp birim şuna mengdaşlat etse bu İslam terörizmi Müslüman terörist demek doğru değil Müslüman doğanlar. Çünkü dinin
cinayetle bağlantısı yok. Oğru oğru oluyor. Adam öldüren adam öldüren oluyor. Parahor parahor oluyor. Yalancı yalancı oluyor. Bir yalan sözlese Hristiyan yalancı, Müslüman yalancı, Yahudi yalancı diyemiz ama yalancı yalancı bunun dini ile bağlantısı yok. Ya olmasa oğru hemşeyle. Hristiyan oğru, Müslüman oğru, Yahudi oğru değil mi ya? Oğru oğru. Cinayet mi cinayet? Şu öz adı bile şu an tutmuyor. Yani getirip milletini ya da inancını getirmek doğru değil. Ama ne mi? Bunu ediyenlerin maksadı hakikat değil. İslam'ı karalamak, karalamak, Müslümanları karalamak, Müslümanlara karşı yigrenç döretmek. Bu olan ne için bunlar yürüyüktü ne mi? Şu kaptalının terör sözünü koyup ya radikal sözünü koyup şey dedi ne mi? İslam'ı ve Müslümanları yamanlayalar, karalayalar. Şimdi esası mesele Müslüman da onları. Bizim Müslümanların bu hildatlara verecek cevabımız nehil olmalı. Müslüman da onları bu zatlara kok almakal urş sövüş bilen ya da köçelerde üyüşüp mitinik geçirmek bilen cevap verilmeye. İslam'a düşmanlık edenlerin maksadı ne mi? Yanamaydık geçtik. Bir neçe maksatları var. Şolun birim ne mi? İslam'ı bilmeyen kişilerin İslam'a gelmeğine peskel olmak, İslamofobiyanı, İslam'a bolan korkuyunu, İslam düşmanlığını yayratmak isteyenler. Asıl şu zatları edeyenlerin maksatlarından biri şu. O işlerinin kabiri, bunların işlerinin kabirleri Müslümanların dinden çıkıp özleri alak bulmanı isteyenler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 120. ayetine ne diyor? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى hatta tettebi'a milletahum. Sen ta onların dinlerine eğer yançan, Yahudi ve Hristiyanlar senden razı olmazlar diye Allah-u Teala. Bunların içinde belli toparlar, Müslümanlar o dinlerine çekecek oluyorlar. Elbette hemmesi değil. Müslümanlardan haber olmayanlar ama İslam'dan haberi yoklar ama belli toparlar, Müslümanlar o dinine çekecek oluyorlar. Seni özyal edip başarmasa seni hak yoldan uzaklaştırıp özlerine menzeş edecek bolyalar. Şunun için Müslüman doğanlar bizim şuna menzeş yağdaya verecek asıl cevabımız biz İslam ve iman nıgmatının kadrını bilip dinimizi öğrenip Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre bulup yoluna yürüsek sonra İslami insanlara yetirmek bilen meşgul olsak yine doğru cevap şu Müslüman da onlar. Hususan hem şu Amerika'daki Avrupa halklarından bulan kişilere İslami yetirme için gayret etmeli. Mesela çünkü bizim o Türkmenlerimiz dünyanın her yerine var talipler var işleyenler var. Eğer biz Müslümançılığı doğru öğrenip şuna amel edip görevli olsak bizim boynumuza ne mi düşüyor? Şunları yetirmeli biz. Ama kıynansa ben bizim içimizden bir toparlar ne ama? Harabının içine gelip var. Onlara Müslümanlığı, iman nıgmatını yetirmekten geçen özümüz, dinimizden bir haber gaflette gelip diyoruz. Ama Müslüman doğanlar, Fransa ya da yani karikatura çap edenlere, ikun kahar etsek, ikun kaharlanan bolsak, ay bunlar şeytti, bunlar beytti deyip kaharlanan bolsak, bir hepteden sonra ya da 10 günden sonra yattan çıkarıp gidip şol kapırların yaşayışı yal yaşap yorsak hatta kevr hareketlerimizde şol peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık edeyenlere menzat dursak peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ettiğin zatlarını etmesek kadağın eden zatlarını taşlamasak peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem asıl bizim özümüz Müslüman doğanlar kıynandırdığımız oluyor. İbadetlerimiz berca etmesek, erkeklerimiz ve zinanlarımız İslam'a göre giyinmese, zinanlarımız balak giyip yarım yalangaç hoşuma benzeş olup yorsa, toylarımızda arak koyup şerav içmek adeti zat bulun bolsa, zina içimizde gen görülmeyen adeti zat bulun bolsa, ya da Hristiyanların teadeil bayramına biz Müslüman bayramlarından beter yapışıp duran bolsak. Ve başka haramlıklarım şuna benzer.
içimizde yayrap duran olsa, edilip duran olsa, onlar Müslüman doğanlar, onlardan ön biz Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'e kıynandırıp oturuyoruz. Özümüzde Müslüman deyip, Peygamberin ümmeti deyip, biz birinci bile şu haramlıkları edip dursak, biz özümüz Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'e kıynandırdığımız oluyor. Ve onu isterseniz Müslüman doğanlar, olur bizim şeyle olmamızı isteyenler. Denanlarınız neyme diye yarım yalanış olsun, isteyeni bilen bile olsun. O erkinlik deyip, o edin ettiri edivermeli, edep, ahlak, halal, haram, o kelleni oraya buluvermeli, olan isteyen zatları. O başka haramlıkların açıçan bulmaklığını isteyenler. Bizim yurtlarımızda, hatta kâvır Müslüman yurtlarını tankit ediyorlar, siz şu zatlara ursut veren zok deyip, kâvır haramlıkları. Hatta o haramlıklara karşı çıkmakın bulmaya. Çünkü neyme bu erkinliğe karşı çıktın buluyor, Avrupa standartlarına kavat gelin yok diyorlar. Şimdi özüne Müslüman deyip şu haramlıkları ediyenler, özü bilip ya da bilmen, şol Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme söğüyenlerin maksadına kulluk ettiği oluyor. Çünkü olur, şol dine düşmanlık ediyenler, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık edip diliz ödeyenler, Kur'an'ı diliz ödeyenler, bizim şol haramlıkların içinde şey deyip gezip görmeklüğümüzü isteyenler. Şunun için Müslüman da onlar, eğer Peygamberimizi çınlanım kovuryan bolsak, Peygamberimizi çınlanım söyleyen bolsak, çınlanım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kollap, Peygamberimizin izine düşen bolsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bolan söyleyimizin yanında amal bolmalı. Amal olmasa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini etmesek, haram eden zatından kaçmasak, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu bir vefalık ettiğimiz oluyor. Yani neyimiz? Söyüğümüz kalpte olmalı, dille olmalı ve amalle olmalı. Allah Teala hem Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân Suresinin 31. ayetinde neyim diyor? قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Ayet diyor ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, insanlara. Eğer Allah Teala'nı kovuryan bolsanız bana, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme boyun bolum deyip aydıya. Yani Müslüman doğanlar, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık edeyenlere verilecek en doğru cevap, dinimiz, İslam'ı öğrenip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yürüsek, onun uğrudan hak dinini, İslam'ı yayratsak, hakka düşmanlık edeyenlere verilecek en doğru cevap şu Müslüman doğanlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.